Dent In Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sunar. Biliyorsunuz bugün 14 Mart Tıp Bayramı ve bugün özelde konuğumuz, misafirimiz olacak Ordu İl Sağlık Müdür Vekili Hakan Hacı Salihoğlu bizlerle birlikte olacak. Hem Tıp Bayramı'nı konuşacağız, hem pandemi devam ediyor. İkinci yılını doldurmuş bulunuyoruz. Hem sağlık çalışanlarımızın bu süreçte fedakarca yapmış olduğu çalışmaları ve hekimlerle ilgili farklı konuları konuşacağız diyelim ve konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz. Bu özel günde davetimizi kırmadınız. Öncelikle Tıp Bayramımızı kutluyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de tüm hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını sizlerin aracılığıyla ekranlardan kutluyorum. Evet, hakkımızı ödeyemeyiz gerçekten. Özellikle de bu pandemi sürecinde tabii fedakarca tüm sağlık çalışanlarımız görevlerinin başındalardı. Gece gündüz demeden fedakarca görev yaptılar. Tabii ki onların yapmış olduğu bu özverili çalışmaları konuşacağız ama öncesinde 14 Mart'ı konuşalım. Şöyle bir geçmişine de bakacak olursak 14 Mart'la ilgili neler söylersiniz? Evet, 14 Mart 1827 yılında 2. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet'in de önerisiyle bugünkü anlamda modern tıp eğitiminin verildiği ilk tıp fakültelerinin o zaman açılmasının yıl dönümü olarak 14 Mart günü Tıp Bayramı olarak kutlanmakta. O zamanki ismi Tıphane-i Amire ve Cerrahane-i Amire şeklinde isimlendirilmişti. İlk kez 1919 yılında yine bir tıbbiyeli 3. sınıf öğrencisinin önderliğinde bir yurt savunma hareketi olacak şekilde işgal altındaki İstanbul'da o zaman dönemin doktorları da destek vermişlerdi bu harekete. İlk kutlama 1919 yılında olmuştu. Ondan sonra günümüzde Tıp Bayramı 14 Mart her yıl kutlanmaya devam etmekte. 14 Mart'ta neler yapılıyor? İşte hekimlerin, başarılı hekimlerin ödüllendirilmesi, güzel çalışmalar yapan hekimlerin ödüllendirilmesinin yanında hekim sorunlarının ele alındığı bir gün olarak kutlanmaya devam etmekte. Evet, günümüze baktığımızda da bir salgın hastalıkla mücadelede en ön safta yer alıyor sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz. Tabii hep söylüyoruz, gerçekten hakkınız ödenmez. Bu süreçte de çok fedakar bir şekilde tüm sağlık personellerimiz görevi yaptılar. Ve pandeminin de artık ikinci yılını doldurduk 11 Mart itibariyle. Tabii iki yıl doldu artık. Bu süreci şöyle bir değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Evet, 2019'un sonunda bu virüsün ismini ilk kez dünyada duymaya başladık. Daha sonra ülkemize girer mi girmez mi diye sınır kapılarında başlayan tedbirlerle birlikte hava yollarında bütün sınırların tutulmasıyla ülkeye bir vaka girişini en az sayıda tutmak ve engellemek için çabalarla başlamıştı süreç. Ama dediğiniz gibi 11 Mart 2020 tarihi geldiğinde tam 2 yıl önce ilk vakamızı görmüş bulunuyoruz. Çünkü ülke dünyayla bağlantılı, çok giriş çıkışların olduğu bir ülke ve bir şekilde bize de bu virüs geldi. Sağlık çalışanları ta o girmeden önce tedbirler için çalışmalar başlamıştı. Sınır kapılarında önlemler alınmaya başlandığında da sağlık çalışanlarının yeni görevleri verilmişti ilk günden itibaren. Daha sonra bu vakalar başladıktan sonra filyasyon çalışmalarını duydu insanlar artık. Bir filyasyon dediğimiz o vakayı yayılmasını engellemek artık, hani bir şekilde bu başladı. Bundan sonra yayılmasını en az sayıda tutalım, insanlar en az etkilensinler diye uğraştık. O gün tabii korku daha fazlaydı. Sağlık çalışanları da bilmediği bir virüs, nasıl etkileri olacağını bilmediğimiz, tanımadığımız bir virüsle karşılaştığımız için halkta olduğu gibi sağlık çalışan bizlerin arasında da bir korku vardı ama bu tabii görevimizi yapmaya engel hiçbir zaman olmadı. Koruyucu ekipmanlarımızı giyerek bu hastaların muayenesini, tedavisini, filyasyonunu, her şeyini yapmaya başladık. O günlerde evlerimize, evdeki çocuklarımıza, büyüklerimize bulaştırmayalım diye
evlerimize gitmediğimiz zamanlar oldu. Sağlık çalışanlarından yine devletimizin bize sağladığı misafirhanelerde konaklayanlar oldu. Ailesini görmese bile bu hizmeti aksatmadan o dönemde sürdürdük. Daha sonra inişli çıkışlı günler oldu işte, sayılar arttı, kimi zaman azaldı. Ordu ilimiz biliyorsunuz hareketli nüfusu olan, işte fındık döneminde, yaz tatilinde, sömestr tatilinde nüfus giriş çıkışları olan bir ilimiz. Bunlara da bağlı olarak vaka sayılarında dönem dönem pikler yaşadık. Bu pik dediğim yani artışlar yaşadık. Bu dönemlerde bir şekilde çok büyük sıkıntı yaşamadan hani bu sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin fedakar çalışmalarıyla bu günleri inşallah aşmışızdır. Şu anda geçtiğimiz günlere göre sayıların biraz daha azaldığının rahatlığını yaşıyoruz. Ama bu tabii rehavete de sebebiyet vermemesi gerekiyor bu durumun. Evet müdürüm, şu anki durumu da merak ediyoruz. Tabii Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere baktığımızda bir dönem 1500'ün üzerine, 1500 bandına kadar yükseldiğini görmüştük. Geçtiğimiz hafta açıklanan tabloda da çok bir fark göremedik ama tabii rakamlar biraz geriden geliyor. O yüzden şu anki durum nedir? Bize mutlu haberi verir misiniz? Evet, Halk Sağlığı Başkanlığımız bu konuyu tabii günlük takip ediyor. Biz de son sayılarda o zikrettiğiniz rakamların 1/3'ün altına düştüğünü söyleyebilirim şu anki günlük vaka sayılarımız. En yoğun zamanın 1/3'ünün daha altına, 500'lü rakamların altına düştüğünü görebiliyoruz. Evet, bu da tabii ki sağlık çalışanlarımıza da moral oluyordur elbette ki. Evet. Çünkü dediğiniz gibi çok zor günleri geride bıraktık. Evet, sağlık çalışanlarımız ailelerinin yanlarına yaklaşamazken, otellerde kalırken bir yandan filyasyon çalışmaları için ev ev, kapı kapı dolaştılar. Temasta olan hastalarla iletişim halindelerdi sürekli. Aynı zamanda yoğun bakımlarda hastaların hayata tutunması için çok büyük bir mücadele verdiler. Bu zor günlerin ardından çok şükür ki hayatın da biraz normalleştiği, artık açık havada maskenin kaldırıldığı günleri yaşıyoruz. Çok şükür. Şu anki duruma bakacak olursak kurallar esnetildi. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, kurallar esnetildi derken tabii vaka sayılarının düşüşüyle de isabetli olduğunu düşünüyorum. Yalnız herkes kendi sağlığından ve çevresindekilerin sağlığından sorumludur. Dolayısıyla bir kişide eğer semptom varsa mutlaka açık havada da olsa maskesini taksın. Kapalı mekanların havalandırılmasının çok iyi yapılması lazım. Kalabalık bir ortama girerken sağlıklı olsun olmasın herkes maskesini taksın. Bir otobüse binerken, kalabalık bir ortama girerken maskesini taksın. Yani herkes maske yasağı kaldırıldı ama cebinde yine bir maske taşımaya devam edecek. Riskli ortama girerken mutlaka maskelerini takması gerekiyor. Tabii bundan sonraki süreç biraz da aşı hassasiyetiyle devam edecek gibi görünüyor. Evet. Aşı konusunda buradan çağrı yaparsanız neler söylersiniz? Aşı konusunda da Ordu ilimiz uzun zaman Türkiye'nin en aşı oranı en yüksek ili olarak devam etti. Şu anda da bir süredir de Türkiye'de ikinci en yüksek aşı oranı olan il olarak devam ediyoruz. Ama burada hatırlatma dozunu ön plana, hiç aşı olmamıştan tabii ki aşı olmasını istiyoruz. Önceden aşı olup iki doz aşısı olanlardan hatırlatma dozunu, özellikle yaşlı insanlarımızın, 65 yaş üstü insanlarımızın hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmalarını, bağışıklık seviyesini yüksek seviyede tutarak bu virüsle karşılaşsa bile en az semptomlarla veya semptomsuz bu hastalığı atlatmalarını sağlayacaktır bu. Burada biliyorsunuz Türkovak aşısı da artık piyasaya sürüldü. İşte yerli ve milli aşımız Türk bilim insanlarının gayretli çalışmalarıyla artık bir aşıya ulaşmış olduk, üretmiş olduk bu aşıyı. Bu aşı biliyorsunuz önce sadece Ordu Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyordu. Artık bütün hastanelerimizde, bütün sağlık tesislerimizde, bütün ilçelerimizde yapılabiliyor bu aşı. İster Turkovak'ı tercih ederlerse veya diğer aşıları da tercih ederlerse etsinler ama mutlaka hiç aşısı olmayanlar aşısını yaptırsın. Daha önce aşısı olup da hatırlatma dozu zamanı gelen tüm insanlarımızın da
hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırarak bağışıklık sistemlerini en güçlü seviyede hazır halde tutmalarını öneriyoruz. Evet, şimdi bir durum, hep salgın ilk başladığı zamanlarda da işte toplumsal bağışıklığın en azından bir %70 olması gerektiği ifade ediliyordu. Şimdi merak ediyorum ben, ilimizde mesela bağışıklığımız ne durumda? Yüzde kaç seviyelerinde diyebiliriz sizce? Bu rakamlar, rakam vermekten ziyade şöyle, ben şuna inanıyorum. Her kişinin bağışı, kendi bağışıklığını kendi şey yapıyor. Hani bu %90 bile olsa %10'luk kesimdeki kişi bundan olumsuz etkilenmiyor. Dolayısıyla herkes kendi bağışıklığını en üst seviyede tutmak durumunda. Bununla ilgili sağlıklı beslenme de ön plana çıkıyor. Sağlıklı beslenme, moralin, motivasyonun yüksek olması, bir de bildiğimiz en etkili silah, aşı silahını kullanmak. Hani bunları yaptıktan sonra daha önce geçirenler, çünkü tekrar hastalığı da geçirebiliyor, her daim bağışıklığımızı güçlü tutmak durumundayız. Evet, kesinlikle. Herkesin kendisini koruması ve bağışıklığını yükseltmesi gerekiyor elbette ki. Tabii burada en güçlü silahımız aşı. Bir an önce aşı yaptırmaları konusunda vatandaşlarımızı da bir kez daha uyarmış olduk diyelim. Evet. Ve devam edelim. Şimdi yoğun bakımları da merak ediyoruz. Şimdi vaka sayıları düşerken yoğun bakımlardaki doluluk oranı da azalıyor mu? Şöyle, yoğun bakım sayıları birkaç hafta sonrasında düşüş oluyor. Şöyle, kişi pozitif olur olmaz yoğun bakıma düşmediği için, birkaç gün sonrasından yaptığı için tabii sayılar bizde de yavaş yavaş düşüyor. Çünkü o yüksek rakamların olduğu zamanlarda yer bulma sıkıntısı, yeni yer açma durumunda kalıyorduk. Şu anda daha rahat, yoğun bakım şeyimiz, seviyelerimiz daha rahat. Şu anda yer bulma açısından da sıkıntımız yok. Tabii tıp bayramını konuşacağız daha çok ama evet. Covid-19 ile ilgili son bir soru daha sorayım o zaman. 100 binin üzerindeydi bir dönem vaka sayısı. Şu anda artık omikron varyantının hızlıca etkisini kaybetmeye başlamasıyla beraber 20 bin bandına kadar düştü. Bu bize artık salgının son dönemindeyiz dedirtebilir mi bu durum bize? Açıkçası biz de öyle ümit ediyoruz. Hani bu artık herkes bir toplumsal bağışıklığı yaşadıktan sonra beklenti de bu yönde. Hani çünkü 2 yıl hakikaten zor geçti. Hani bu tüm sektörleri olumsuz etkiledi, ekonomiyi olumsuz etkiledi bu durum. İnsanlar birbirlerinin yüzünü göremedi maskenin arkasından. Birbirlerinin jest ve mimiklerini artık göremediler. Mekanlar kapandı, sokağa çıkma yasakları oldu. Bu zor günleri geride bıraktıktan sonra artık bir şekilde bunun sönmesini bekliyoruz, hani ümit ediyoruz. Evet, bu düşüş inşallah devam eder ve tamamen COVID-19'dan kurtulabiliriz diyelim. İnşallah. Ve şimdi bu arada 14 Mart dedik ama tabii İl Sağlık Müdürümüz Mustafa Kasapoğlu da Ankara'da kendisi. Evet. Kendisini de tıp bayramını kutluyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Külliye'de de bir program gerçekleştirilecek. Müdürüm, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Her yıl 14 Mart'ta Sağlık Bakanlığımız, yine Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde kutlama programları düzenliyorlar. Yine bu yılda ilimizin sağlık müdürü, hekimleri temsilen bir hekim arkadaşımız Aybars Devlet Hastanesi'nden, yine diğer sağlık çalışanlarını temsilen bir hemşire arkadaşımız Korgan Devlet Hastanesi'nden Ankara'ya gittiler. Külliye'deki sağlık müdürümüzle beraber programda olacaklar bugün. Evet. Tabii bu konuda her yıl aslında 14 Mart'ta bu tür programlar düzenleniyor diyelim. Evet, tabii biraz da böyle bir günde sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin sorunlarını da konuşmadan geçmeyelim. Özellikle de şiddet konusu. Pandemideyiz, fedakarca görev başında sağlık çalışanları ama bir taraftan maalesef ki utanıyoruz artık. Şiddet olayları da yaşanmaya devam etti bu süreçte de. Ama yapılan düzenlemeler de var. Yeni gündeme gelen konular da var. Özellikle de şiddet konusunda neler söylersiniz? Hekimlerin önemli ve diğer sağlık çalışanlarının önemli sorunlarından biri de sağlıkta şiddet. Çünkü sağlık alanları biliyorsunuz, acil servisler olsun, diğer alanlar olsun, biraz kriz yerleri gibi. Hani kimse
mutlu, keyifli bir gününde hastaneye veya acil servislere gitmiyor. Sıkıntılı, ızdıraplı bir anında gidiyor. Orada bu sağlık hizmetini alırken bazen kendini tutamayanlar diyeyim, kendini bilmezler diyeyim, olay çıkartabiliyorlar. Bu da bir şekilde diğer sağlık hizmeti bekleyen vatandaşın hizmet almasını engellemiş oluyor. Hekimdeki, sağlık çalışanındaki moral motivasyon düşüklüğü tüm sistemi olumsuz etkiliyor. Bununla ilgili düzenlemeler de bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde 10 Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında sağlık çalışanının hukuken korunmasıyla ilgili bir sempozyum düzenlendi. Tarihi bir gelişmeler olacağından, bu korumayla ilgili bir düzenlemeler olacağından bahsedildi. Bununla ilgili biz de müjdeli haberleri bekliyoruz. Sağlıkta şiddetin yanında malpraktis davaları gibi özellikle hekimlerimizi olumsuz etkileyen, düzeltilmesi gereken konularda adımlar atılacağıyla ilgili geçtiğimiz günlerde haberler geldi bize de. Evet, vatandaş eğer bir hekime, bir sağlık çalışanına şiddet uyguluyorsa mesela burada cezanın, yaptırımın daha da fazla olması gerekir, değil mi? Kesinlikle. Bu hem hekimi hem de diğer vatandaşları da etkileyen bir kamu suçu olduğundan işte bununla ilgili tutuksuz yargılanmaması, işte bir şekilde cezada indirimden faydalanmaması gibi birçok tedbirler alınabilir. Bunu hukukçular daha iyi bilip değerlendirecektir. Hı hı. Sağlıkçılarla birlikte bununla ilgili çalışmalara da başlandı zaten. Evet, çok büyük bir sorun ve çok yaşanan bir olay. Ordu'da da, ilimizde de yaşadık biz bunu birkaç defa son dönemde. O yüzden bu konuda da düzenlemeler bekleniyor hekimlerimiz tarafından diyelim. Aynı zamanda ekonomik iyileştirmeler bir de. Yine bugün için 14 Mart'ta hekimler ve diğer sağlık çalışanlarıyla ilgili özlük haklarındaki düzenlemelerle birlikte ekonomik anlamda da müjdeli haberler bekliyoruz. Evet. Bugün. 14 Mart'ta en çok gündeme gelecek konular bunlar elbette ki. Çünkü salgın da artık yavaş yavaş dediğimiz gibi vaka sayıları düşmeye başladığı için hekimlerimizin yaşamış olduğu sıkıntılar ve yapılması gereken iyileştirmeler de gündemde. Bir de vatandaşlar, vatandaşlarımız hekimlere nasıl yardımcı olabilir, motivasyonlarını nasıl artırabilir, neler yapmaları gerekir? Biz hekimler en çok vatandaşımız sağlıklı olduğu zaman, hastalandığı zaman iyileşince mutlu oluyoruz. Hem mesleki tatmin açısından. Bunun için vatandaş ne yapabilir? Vatandaş hekimin verdiği tedaviye uymakla beraber sağlığını koruduğu zaman en çok hekime yardımcı olmuş olur. Mesela birkaç örnek verebiliriz bununla ilgili. Diyoruz ki mesela bir tansiyonu yüksek bir hastaya hekim tansiyon ilacını başlıyor, tedaviye başlıyor. Hayat tarzı değişikliği de yanında tavsiye ediyor. Ama sadece ilacı içerek mesela tedavi olamıyor. Tedavi ikinci bir ilaç gerekiyor veya hastalığı ilerliyor. Hayat tarzı değişikliklerini genelde atlıyoruz. Hayat tarzı değişikliği nedir? İşte obezitesi varsa, fazla kilosu varsa bunu azaltması, işte yürüyüş yapması tavsiye ediliyor. Bunlar çünkü hepsi ilacın yanında hastalığını iyileştirecek etmenler. Bunlara uyum gösterirsek, sağlığımızı korursak hekimlere bir iyilik yapmış oluruz. Yine hekimimize birisi bir şiddet gösterirken, bir kabalık yaptığını fark ettiğimizde hekimin yanında yer almak aynı zamanda bir moral motivasyon kaynağı olacaktır. Kesinlikle. Hekimlerimiz için. Bir tebessüm, bir teşekkür. İşte eğer bir şiddet girişimi varsa orada hekimin yanında olmak zaten onları mutlu edecektir. Kesinlikle. Vatandaşlarımızın da bu konuda hekimlerin işini kolaylaştırması ve destek olması gerekiyor elbette ki. Ordu İl Sağlık Müdür Vekili Hakan Hacı Salihoğlu bizlerle birlikte olacak. Yine bir önceki bölümde tıp bayramını hekimlerimizin yaşamış oldukları sıkıntıları konuşmuştuk. Sağlık yatırımlarıyla devam edeceğiz sohbetimize. Ama öncesinde rutin sağlık hizmetlerinin de devam ettiğini de belirtelim. Evet, pandemi nedeniyle yoğun bakım servislerimizde olduğu,
hastalarımızın sayısının çok fazla olduğu zamanları yaşadık ama bir taraftan rutin sağlık hizmetleri de aksamadı. Bu konuda neler söylersiniz? Pandeminin en alevlendiği günlerde bazı hizmetleri azaltmıştık. Örneğin diş hekimliği gibi ama bayağı bir zamandır artık diş hekimliği tedavisi dahil birçok ameliyatlar bütün normalleştik diyebiliriz. Hani hem pandemiyle mücadele ediyoruz hem de normal sağlık hizmetlerimiz aynı şekilde devam ediyor bugünümüzde. Ara vermeden devam ediyoruz evet. Artarak hizmetlerimiz devam ediyor. Bazı hizmetlerimiz, yeni hizmetleri de ilimize kazandırdık son dönemde. Sizler de takip etmişsinizdir. PET cihazı geldi. Çoğu ilde olmayan kanser hastalarının işte taramalarının, kontrollerinin yapıldığı cihazı kazandırdık. Ondan sonra Eğitim Araştırma Hastanemize ikinci bir kalp merkezi kuruldu. Ordu Devlet Hastanesi'nin yanında artık Eğitim Araştırma Hastanemizde de kalp ameliyatları yapılmasına başlandı. Bunlar da pandeminin yanında, korona mücadelesinin yanında normal sağlık hizmetlerinde devam ettiğini gösteriyor bize. Tabii bir taraftan pandeminin ekonomiye ve sağlığa olan etkileriyle beraber bir de ilimize şehir hastanesi kazandırılmış olacak. Tüm bu etkilerine rağmen pandeminin çok dev bir sağlık hizmeti sağlanacak burada. Tabii bayağı da ilerleme kaydedildi bu süreçte. Şehir hastanesi yapıldığında Ordu'ya ne gibi etkileri olur sağlık hizmeti açısından? Şimdi ordumuz özellikle il merkezinde, Altınordu ilçesinde sağlık binaları, hastane binalarımız bir şekilde yenilenememiş oldu bugüne kadar. En geç kalan illerden biri olduk. Hani bütün ilçelerimizde, Ünye'de, Fatsa'da, işte arka taraftaki ilçelerimizde Gürgentepe olsun, Ulubey olsun, Akkuş, Korgan, Kumru, bütün hastanelerimiz yeni binalarına geçmiş olmasına rağmen Altınordu merkezde biraz gecikmeyle birlikte şehir hastanemizin inşaatının da hızla devam ettiğini görebiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde %25 seviyesinde olduğuyla ilgili bir basına açıklamamız da olmuştu. Bu 900 yataklı şehir hastanesi tabii arttırılabilir kapasitesiyle birlikte Ordu insanının hak ettiği nitelikli odalarda sağlık hizmeti alarak yine daha önce ilimizde olmayan özellikle sağlık hizmetleri de ilimize kazandıracak olmanın heyecanıyla bekliyoruz. Bir an sadece önce orada bitmesi değil, bölgeye hizmet verecek aynı zamanda. Tabii sağlık hizmeti kesinlikle öyle. Çevre illerde, çevre ilçelerde aynı şekilde bu hizmetten faydalanabiliyor. Evet ve sevklerinin de önüne geçmiş olacağız değil mi durum? Yani en önemlisi de bu zaten. İnsanlar, kanser hastaları veya işte tüp bebek için mesela örnek verecek olursak insanlar mecburen Ankara'ya, İstanbul'a gitmek zorunda kalıyorlardı ama bunun da önüne geçmiş olacağız artık. Evet, bu insanlar tabii ki yaşadığı yerde sağlık hizmeti, en üst seviye sağlık hizmetini yaşadığı yerde alabilirlerse bu çok isabetli, güzel bir iş olur. Zaten insanlar hastalık dönemlerinde bir sürü maddi manevi zorluk çekerken bir de uzak memleketlere gitmek zorunda kalıp oralarda yeni maddi manevi zorluklar yaşamamış olacaklar. Şehir hastanesinin tamamlanmasıyla hizmet kalitemiz artacaktır. Peki müdürüm, hangi hizmetler gelecek Ordu'da olmayan, şu anda verilmeyen sağlık hizmetleri hangileri? Birçok var ama birçok sağlık hizmeti gelecek ama. Bununla ilgili detaylı paylaşımı basınla da yaparız ama hani direkt kendi alanım olmadığı için Ben açıklama yapmayayım bununla ilgili en iyisi. Evet. Ama bildiğimiz kadarıyla işte tüp bebek gibi, kanser tedavisi işte, gibi birçok ilme merkezi mesela çok önemli. İlme merkezi, yanık merkezi gibi bir sürü özellikle sağlık hizmeti dediğimiz alanlarda yeni birimler açılmasını bekliyoruz açıkçası. Evet, çok önemli. Tabii Sağlık Bakanlığı'yla Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde bunlara ilaveler yapılacaktır. Bunun istişareler edilip.
Evet, dediğiniz gibi şu anda %25 seviyesinde ama seneye inşallah 2023 yılında biz şehir hastanesinin bitirildiğini göreceğiz artık. İnşallah açılışı da yapılır ve bir an önce sağlık hizmeti vermeye başlar. Ordular sabırsızlıkla bekliyor şehir hastanesini diyelim. Şimdi ilçelerimizde durum nasıl müdürüm? Şöyle bir bakacak olursak binalara. İlçelerimizde de şu anda en ucradan başlayalım. Mesudiye'de hastane içinde iyileştirme yapıldı. Orada daha önce entegre bir hastane vardı. Halk sağlığı hizmetleri, aile hekimliği hizmetleri ile hastane acil hizmetleri beraber yürütülüyordu. Şu anda aile hekimleri önce hastaneden başka bir yere çıktı. Aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi için yeni bir bina bitime yaklaştığı yapılıyor. Hastanenin içi de tadilat edilerek şartları iyileştirildi. Mesudiye halkı için en iyi şekilde hizmet vermek için son aşamasına da gelinmiş durumda. Yine Gürgentepe'de ben de 20'ye kadar başhekim olarak da çalışmıştım. Hastane binası çoktan yenilenmişti. Gölköy'de ek bina yapılıp bir genişleme yapılmıştı ama şu anda orada da bir yatırım planında yeni bir hastane yapılma planı var. Onlar da yine proje ve ihale aşamasındalar. Çalışmalar Gölköy içinde yeni bir hastane ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ulubey yeni hastanesine taşındı. Yeni binasında nitelikli odalarıyla, nitelikli alanlarıyla hizmet veriyor. Yine Fatsa ve Ünye hastanelerimiz zaten uzun zamandır yeni binalarında hizmet veriyor. Yine Ünye hastanemizin görseliyle 5 yıldızlı otel konforunda bir bina olduğunu da yapısal olarak biliyoruz. Yine Kumru ve Korgan ilçelerimiz yeni binalarına taşınmıştı. Akkuş ilçemizde yeni hastaneye taşındık. Onun dışında Aybastı'da yeni hastanemize taşındık. Hastanemiz olup da bir tek Gölköy'de yeni bir bina yapılma işi var. Bir de Altınordu'da devam eden şehir hastanesi inşaatımız var. Bu hastane yanında aile sağlığı merkezleri inşaatlarımız da var. Hem Sağlık Bakanlığımızın yaptırmış olduğu, hem valimiz öncülüğünde hayırseverler vasıtasıyla protokoller kapsamında yapılan, içinde 112 istasyonu olan aile hekimliği merkezleri, aile sağlığı merkezleri inşaatlarımız da birçok ilçemizde, Ünye'de, Fatsa'da, merkezde devam ediyor. Bitenler var, açılanlar da var içlerinde. Organize sanayi bölgesinde yine bir tane hayırseverler vasıtasıyla yapılan bir aile sağlığı merkezimizde aile hekimleri atamaları da yapıldı. Önümüzdeki günlerde de hizmet verecekler kendileri. Evet, ben de onu diyecektim şimdi. Sağlık hizmetlerinin daha iyi yapılması için, daha iyi verilmesi için aynı zamanda yeni hekim atamaları da yapılıyor. Uzman hekimler de var aralarında. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Müdürümüz Mustafa Kasapoğlu'nun da bununla ilgili açıklaması vardı. Bu şekilde atamaların da devam ediyor olması sevindiriyor tabii ki bizleri. Evet, biz Ordu ilinde 500'ün üzerinde pratisyen hekim kamuda. Yine 400'ün üstünde uzman hekimle hizmet vermekteyiz. Tabii bazı lokal, bazı branşlarda bölgesel eksiklikler olabiliyor. Sonuçta hekimlerin de tayinle gitme, istifa hakları var. İşte doğumdan dolayı veya başka sebeple ücretsiz izin hakları var. Bu haklarını kullandığı zaman bazı branşlarda eksiklikler de olabiliyor. Bunu da bakanlığımızdan talep ederek bir an önce bu eksikliklerin giderilmesiyle ilgili çalışmalarımız, taleplerimiz oluyor. Evet. Ordu'da toplam 7600'ün üzerinde sağlık çalışanıyla hizmet veriyoruz. Buna özel sektör katılınca 10.000'li rakamları geçiyor toplam sağlık çalışanı Ordu ilinde. 10.000'i aşkın bir sağlık ordusu sağlık var. Ordusuyla Ordu'da sağlık hizmeti üretiyoruz. Bu vesileyle tekrar tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını da tekrar kutluyorum. Evet. Bizler de kutluyoruz bir kez daha sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı. İyi ki varsınız tabii ki. Bu özel günde sizleri de tabii ki yapmış olduğunuz çalışmalar nedeniyle takdir ediyoruz. Ordu gerçekten vakaların en çok arttığı illerden biri olduğu zamanlarda bile biz hiçbir zaman test yaptıramadığımız ya da sağlık hizmeti alamadığımız durum hiç yaşanmadı.
Sağlık çalışanlarımız ordunun en ücra köşelerine kadar gittiler. Aşı çalışmalarını gerçekleştirdiler, filyasyon yaptılar. O yüzden çok mutluyuz. Hatta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da paylaşımlarda bulundu bazen. Orduyu da paylaştı kendisi. O açıdan çok şanslıyız sağlık açısından diyelim. Ve toparlayacak olursak şöyle neler söylersiniz? Toparlayacak olursak öncelikle tekrar tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını en kalbi duygularla kurumum ve şahsım adına kutluyorum. Tüm halkımızın sağlığına dikkat etmesini istiyorum hani. Herkes sağlık için elinden geleni yapsın. Sağlığı korumak çok önemli hani. Tabii ki kimse inşallah hastalanmasın. Hastalandıktan sonra da bizler hastanelerimizde sağlık hizmetini elimizden geldiğince vereceğiz ama biz görünmeyen hizmetler de var sağlığın içinde. Toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri aracılığıyla koruyucu hekimlikle ilgili de birçok çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili de ketem olsun, kanser taramalar olsun, koruyucu hekimlikle, koruyucu sağlıkla ilgili tüm halkımızın teveccüh göstermesini, kendi sağlıklarını korumak için bu hizmetlerden en güzel şekilde faydalanmalarını. Tabii en önemlisi de hastalığa yakalanmamak. Bunu pandemide de hep uzmanlar söyler. En güzel tedbir yakalanmamak. Çünkü hani hastalığın bizi nasıl etkileyeceğini bilemiyoruz. Ve diğer hastalıklarda da öyle. Zaman zaman gidip taramalar yaptırmalıyız. Dediğiniz gibi koruyucu sağlık hizmetleri de veriliyor. Bunlardan da yararlanmalıyız. Sadece bir sağlık sıkıntımız olduğunda, bir sorunumuz olduğunda değil. Bu hizmetlerden de yararlanabiliriz ordular olarak diyelim. Ve bir önceki bölümde vaka sayılarının düştüğünü söylemiştiniz. Belki kaçıranlar olmuştur. Evet, 1/3'ün altına düştü orduda vaka sayıları. Ancak tabii ki bizim bundan sonraki süreçte önemli. Hala virüs varlığını koruyor. Hala aramızda. O yüzden mutlaka tedbirleri de aksatmamamız gerekiyor. Soğuk kış günlerindeyiz tabii ki. Ev oturmalarından bu süreçte yine kaçınalım. Bu konuda mesela sizin uyarınız ne olur? Yine aynı şekilde bir kere semptomu olan, kendini hasta hisseden kişiler mutlaka maskesini taksın ki başkalarına bulaştırmasın. Virüs varsa, bu virüs korona olsun veya başka bir virüs de olsa mutlaka hasta hissedenler, semptomu olan insanlar maskelerini taksınlar. Onun dışında sağlıklı beslenerek, sağlıklı bir hayat yaşamak için işte yürüyüşünü, egzersizini hareketsiz kalmayarak sağlığını en üst seviyede tutmaya, bağışıklığını en üst seviyede tutmaya gayret etsinler. Ve en önemlisi aşılarını, hatırlatma dozu aşılarını özellikle 65 yaş üstü insanlarımız olmak üzere hatırlatma dozu aşılarını yaptırarak bağışıklıklarını en üst seviyede tutsunlar istiyoruz. Evet. İnşallah daha da güzel günlerde bir araya geliriz müdürüm. Pandeminin sona erdiği bir yayında yaparız inşallah. Önümüzdeki 14 Mart Tıp Bayramı'nda belki pandemi tamamen bitmiş olur. Sağlıklı güzel günlerde kavuşalım inşallah. Çok teşekkür ediyoruz müdürüm. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Evet değerli izleyenler, bir Ekran Gazetesi programının daha sonuna geldik. Bugün Ordu İl Sağlık Müdür Vekili Hakan Hacı Salihoğlu bizlerle birlikte oldu. 14 Mart Tıp Bayramı'nı ve pandemiyle mücadeleyi, ilimizdeki sağlık hizmetlerinin durumunu konuştuk kendisiyle. Veda ediyoruz. Yarın da sabah saatler 8.30'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın. Dent'in özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.